Bilmek'ten herkese merhabalar. Bu haftanın spor dünyasında kaynayan dedikoduları ve bomba haberleriyle sizlerleyiz. Eğer hazırsanız hemen ilk haberimizle startı veriyoruz. Euro 2020'de yarı finale yükselen İngiltere milli takımının bazı oyuncuları Ukrayna galibiyetini unicornlarla kutladı. Yani tek boynuzlu atlar diyelim. İngiltere Ukrayna'yı 4-0 yenip yarı finale yükselmişti. 1966 Dünya Kupası finalinden bu yana büyük bir turnuvadaki ilk finaline yaklaşan İngilizler bu büyük başarıyı havuzda unicornlarla kutladı. İngiltere'ye dönen oyuncular havuzda eğlendi ve o görüntüler tabii ki de sosyal medyada bu şekilde yansıdı. Bu sezon Daçka formasıyla izleyeceğimiz basketbolcu Can-Maxim Mutaf, sosyal medya fenomeni sevgilisi Duygu Özaslan'a evlenme teklifi etti. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Maxim, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı adeta şoke etti. Ve tabii ki takipçileri de. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan, "Evet dedim" sözleriyle güzel haberi herkesle paylaştı. 30 yaşındaki Duygu Özaslan ardından tek taşını objektiflere yansıtmayı da ihmal etmedi tabii ki de. Zaten gösterişi seviyorlar biraz biliyorsunuz. Çifte takipçilerinden mutluluklar yorumları yağdı. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift, geceden özel fotoğraflarını da sevenleriyle paylaştı. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can-Maxim Mutaf'la nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında şöyle anlatmıştı. "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız var. Biri var, senden çok hoşlanıyor" dedi. "Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. Ya çirkindir ya salaktır" dedim. "Sonra bir akşam bana mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" demişti. A milli basketbol takımımız Kanada'da oynanan olimpiyat eleme maçlarının yarı finalinde Yunanistan'a 81-63'lük skorla mağlup olmuştu. Önemli oyunculardan yoksun kadrosuyla turnuvaya gelen Yunanistan karşısında alınan kötü sonuç ve olimpiyat hayallerine veda edilmesi büyük tepkiye maruz kaldı. NBA'de forma giyen yıldız basketbolcu Cedi Osman'sa sosyal medyadan gelen eleştirilerin üzerine bütün sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı aldı. Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sert eleştirileri de beraberinde getirdi. "Bizim kadromuzun oluşumu ile ilgili sıkıntılar olduğunu da söylemek çok yanlış olmaz ama bence." Efsane futbolcu Ronaldo'nun son görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Brezilya'nın efsane golcülerinden fenomen Ronaldo ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi. İspanyol adasında bir süredir tatil yapan Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi. Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali ise dikkatlerden kaçmadı. Ronaldo'nun İspanya tatiline daha sonra kalabalık bir grup daha eşlik etti. Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, Texas Havalimanı'nda Miami'ye giden uçağa alınmadı. Sebebi ise giydiği kıyafetlerdi. Kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı alınmadığını ileri süren Saygıner, sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatırken gözyaşlarına da hakim olamadı. Miami'ye gitmek için havaalanına giden sporcu 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yaparak, "İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü, hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine aynı şey yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa" dedi. Bu sefer Can Yaman'ı içermeyen bir Diletta Leotta haberiyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya geri dönen Leotta'nın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Burun ve meme estetiği yaptıran Diletta Leotta'nın daha sonra da dudaklarına dolgu yaptırdığı öğrenildi. Ünlü spiker İtalya'da yayınlanan bir röportajında ilk estetiğini 18 yaşında yaptırdığını açıklamıştı. Diletta Leotta, "18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım" demişti. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Spor dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Spor Mag'i takipte kalın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.